Vallahi yeni yeni kendime geliyorum. Başım tuttu, tansiyonum yükseldi. Sen dayımla ve Zeynep'le konuştun ama değil mi? Konuştum. Yani tabii... Yani herkesi böyle üzdükleri için çok üzgünler. Ama ben iyi tarafından bakıyorum. Kardeşim burada kaldı. Sevdiği kızla barıştı. Ben senin bu Zeynep falan olmanı hiç anlayamıyorum ya. Kıyametleri kopardın. Hatta gittin Alihan'a kız ayarladın. Şimdi sevdiği kız oldu. Nasıl oldu anlamıyorum ki. Siz hepiniz Stockholm sendromu oldunuz gerçekten. Sen, Alihan, Lila. Ya kız düğün günü evleneceği adamı bıraktı kaçtı. Siz el birliğiyle kahraman ilan etmeye kalkıyorsunuz. Bravo. Tamam, başta ben de sevmiyordum. Da yani bir şekilde sevdirdi kendini. Ayrıca ben de ona neler yaptım yani. Aldı işte gönlümü bir şekilde. Ay ben artık aklımı kaybedeceğim. Zerrin'cim, sen koskoca bir şirketin yönetimini verdin o kıza. Tabii seni baş tacı yapacak. Ne yapacak başka ya? Hayret bir şey. Zeynep öyle bir kız değil abla. Ay tamam değil ya. Süper, muhteşem bir şey Zeynep. Tamam. Neyse tamam. Ay ne desek biz sevdiremeyeceğiz kızı. Neyse ben şimdi başka bir konuya geçiyorum. Geç bakalım. Ben seni arkadaşımın oğluyla tanıştıracağım. Ay sen de hiç boş durmuyorsun maşallah Zerrin. Anne ne arkadaşı ne oğlu ya. Ben istemiyorum kimseyle tanışmak. Tanışmam kimseyle. Bir canım yani altı üstü bir yemek yiyeceğiz. Git evlen demiyorum ya sana. Babamın haberi var mı anne bundan? Ay, tabii ki yok. Ortada bir şey yok yani babana. Niye söyleyeyim böyle bir şeyi? Hadi kırma beni. Anne senin bu görücü usulü tanıştırmaların da bir bitmiyor farkında mısın? Ay, Zehra sen de bir şey söylesene. Ne yani sen Emir denen o tuhaf şeyle mi gezeceksin? Bir kere o çocuk yalancı. Hayır anne, ben söyledim yalanları. Ben söylemesini istedim. Hakikaten ama Lila. Bak bu konuda dayına benziyorsun. Siz herhalde Allah vergisi bu alt sınıf düşkünlüğü. Ben anlamadım. Olmaz. O çocukla hiçbir şey olmaz. O böyle salak salak ortalığa sırtan, gezen bir şey. Neyini beğendin zaten onu da anlamadım ki. Bak, gezdin, eğlendin bir şey demedik tamam. Hatta baban aldı, yemekleri götürdü falan. Ama sen de artık bir gerçekleri gör ya. Yani kırma beni. Peki tamam çıkarız. Bana bak. Bence çocuğu çok beğeneceksin. Yakışıklı. Sonra akıllı, iyi eğitimli. Zehra. Sonra sırada sen varsın. Ben seni de birle tanıştıracağım. Yok ben o işleri bıraktım Zehra. Aa yok yok ben taktım kafaya. Allah Allah.